Hepinize merhaba. Kickbox, box, Muay Thai gibi sporlarla uğraşan arkadaşlarım için bandaj nasıl onu göstereceğim sizlere. Sol alttaki butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Gönderi bildirimlerini de açarsanız attığım her videodan anında haberdar olacaksınızdır. Başlayalım. Arkadaşlar, bandaj çekerken dikkat edeceğiniz ilk konu bu bandajın elastik olup olmadığı, yani eşleme özelliği olup olmadığı. Eğer bu bandajlarınız elastik değilse hiç almanıza gerek yok. Dikkat edeceğiniz bir diğer konuysa bu bandajların uzunlukları. Uzunluğu ortalama 3 metre olması sizin için idealdir. 3 metrenin aşağısındakileri kesinlikle almanıza gerek yok eğer büyükseniz. Bunun dışında 4 metre veya 5 metrelikler de var, alabilirsiniz. Profesyonelliğinize veya kullanım ihtiyacınıza göre. Ama 3 metre işinizi görecektir. Dikkat edeceğimiz bir diğer konuysa bu bandını sararken ne yapmak istediğimiz. Çünkü bu bandını sarmanın birçok stili var. Belli bir süre sonra kendiniz de başka stiller bulabilirsiniz. Yani bileği mi daha çok korumak istiyorsunuz? Elinizin üstünü mü daha çok korumak istiyorsunuz? Yoksa ikisi eşit mi olsun istiyorsunuz? Buna şara şara sizin karar vermeniz gerekiyor. Ben şimdi hem bileği hem de elinizin üstünü nasıl koruyabilirim? İkisini eşit bir şekilde 3 metrelik bandajla bunu göstereceğim. Arkadaşlar, bandajınızın buradaki dikişli kısmı aşağı tarafa doğru gelmesi gerekiyor. Bu üstte kalırsa ve şimdi devam ederseniz en sonda velcro, yani gırtçık dediğimiz o kısım ters olacaktır ve denk gelmeyecektir. O yüzden bu şekilde tutmanız doğrusu. Daha sonra bunu baş parmağımızdan geçiriyoruz ve avucunuzun içinden geçirmiyoruz. Çünkü avucunuzun içinden geçirdiğiniz zaman boks yaparken eldivenin içinde daha sonra burada hareket ettikçe burası gevşeyecektir ve sizi rahatsız edecektir. O yüzden bunun en düzgün tarafı bileğinden geçirmek. Bileğimize bu şekilde tutuyoruz ve 3 tur sarıyoruz. 1 2 ve 3. Daha sonra buradan arkadaşlar direkt avucunuzun, yani şu alt kısımdan getirip avucunuzun üstünden bir 3 turda buraya sarıyoruz. Bakın, gergin bir şekilde sarıyorum ve sıkı sarıyorum. Çok sıkmıyorum, çok da gevşek bırakmıyorum. Ve 3. turumuzu attık. Daha sonra tekrar elimizin dışından serçe parmağımızın altından alarak bunu ilk başta serçe parmağımız ve yüzük parmağımızın arasından geçiriyoruz. Daha sonra bu iki parmağın orta parmağımızın arasından geçirdik. Daha sonra İşaret parmağımızın arasından geçirdik. Mümkün olduğunca düzgün yapmaya çalışın. Kırışmamasına dikkat edin. Baş parmağımızın arasından geçirdikten sonra da tekrar serçe parmağımızın arkasından bu aradaki boşluğu almak için bir de elimizin üstünden geçiriyoruz. Daha sonra bakın buradan ip görünüyor. Bunun görünmemesi gerekiyor. Baş parmağımıza da bir tur doluyoruz. Ve geri kalan kısmı artık bileğe doluyoruz. Kırmızı açalım. Bandajımızı sardık. 3 metrelik bir bandajla sarabileceğiniz en iyi yöntem bu. 3 kere bileğe, 3 kere üstte, parmakların arasından ve en sonda bileğimize dolayarak 3 metrelik bandajımızı iki tarafa da hem bileğe hem de yumruk vurduğumuz bu kısma eşit bir şekilde dağıttık. Artık hepiniz rahatlıkla yumruk atabilirsiniz. Hepinize iyi antrenmanlar.